hayattan bazı lezzetleri kaçırdığını düşünüyor musun? Ya sen görmüyor musun ben nasıl eğleniyorum? Hiç öyle bir şey değil. Onunla alakası yok. Yok mu? Yeni ne zaman hamburger yedin yani en son? 9 sene önce... Yok şaka yapıyorum. Gerilim yaşadım şu an ya. Böyle bir şey olamaz. Bir akşam yemeğinde 3 tane hamburger yemek zorunda kalacağın kadar aşık olasın desem ne olur acaba? Çok ayıp edersin. Çok ayıp. Anlatmam ya. Ben kapattım eski defterleri. Öyle mi? Öyle yani. Hani bir şey mi biliyorsun? Öyle bir söyledin ki bir düşündüm, boşa düşürdün beni ya. Duygusal bir tarafım vardır. Onu çok bana geçiren, çok hissettiğim ilişkimde romantik olurum yani. Bak ses geldik tonum bile şimdi zaten. Evet değişti. 2011'de Best Model of Turkey yarışmasında birinci olduğumda çok utanmıştım ya. Gerçekten. Hürriyet.com.tr'den herkese selamlar. Yanımda sevgili oyuncu Furkan Paladı bizimle birlikte. Yakışıklı demek istemedim. Bazen istemiyorsun. Yakışıklı olarak değil, başarılı olarak anılmak isterim gibi yani bir şey okumuştum. Gerek yok ya. Yani. Herkesin bildiği bir şey söylemeye gerek yok diyorsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağına sağlık. Hakikaten sağ seni getirebilmek. Bir de uzaklarda, şehir dışında çekiyorsunuz. Buraya getirmek benim için çok kıymetli, çok değerli. Vakit ayırdığın için de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Zaten işim vardı burada. Öyle olmuş. Araya kaynattım seni falan diyorsun. Ya, yok. Vallahi uzun geldim biliyorsun. Teşekkür yani ederim. Aynen. Bu şeydi. Son dönemlerde galiba şehir dışı olan projelerde oyuncular daha sık soruluyor ya. İşte İstanbul'la oranla avantajı, dezavantajları falan diye. Adaptasyon sorunu yaşamış mıydın geçtiğinde oraya? Ben yaşadım tabii. Yani devam eden bir şey olduğu için ister istemez zaten ekibin ortasına girmek bir handikap. Yani yeni başlayan bir işte bile şehir dışında olmak zaten yani bir yere alışmak, başka bir kültür, işte yemekler, kendi odan değil, kendi yatağın değil falan zaten bunlar bir handikap baktığın zaman yani bir zaman isteyen bir şey yani. Nasıl futbolcu transferi gibi. Bu da öyle bir şey. Başka bir şehre gidiyorsun ve oradaki insanlar, her şey başka aslında. Bir de tabii devam eden iş olduğu için, 64. bölümde girdiğim için. Evet ya. Bir de yani herkesin 2 sene bir mesaisi var. Birbirini tanıyor. Herkes herkesin işte iyi yanını, kötü yanını biliyor. Reflekslerine hakim. Öyle olduğu için tabii onun bir zorluğunu çektim. Bu olması gereken bir zorluktu. Çünkü zaten herkesin yaşayacağı bir şeydi. Sadece insanların yaklaşımı ve kucak açması çok kıymetliydi. O zamanı kısaltıyor ama muhakkak oluyor yani. Daha önce hiç tecrüben olmuş muydu Anadolu'da yaşama? Yani Anadolu'da zaten Anadolu'da doğdum yani. Daha ne olacaktı? Değil mi? Yani daha ne olacaktı falan. Nasıl gidiyor? Güzel. Ortam? Güzel. Pandeminin etkisi? Pandeminin etkisi işte otel, set, spor salonu, üçgeni. Gerçekten üçgen bu arada yani şaşmıyor. Hani çünkü mekanlar biliyorsun kapalı, restoranlar kapalı, her şey kapalı. Saat 10'dan sonra spor salonu da kapanıyor ya, 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. O saatten sonra gelirsen oraya da gidemiyorsun. Yani işte artık orada ne yaparsan. Yani otelde işte sevmek zorundasın yani her şeyi anladın mı? Her şeyi sevmek zorundasın yani. Evet. Alternatifin yok anladın mı? Yani sana diyorlar ki mesela sen varsın şimdi konuşacağız bir şekilde değil mi? Birbirimizi alışmamızı sevmemizi bekleriz isteriz ki daha güzel olsun falan. Çok güzel adamsın çok keyiflisin o ayrı bir şey ama öyle olmasaydı da buraya adapte olmak için bunu isterdik ya. Orada durum o otel. Seveceksin yani mecbur. Alternatifin yok çünkü. Yani. O mecburiyeti keyfe döndürebilen bir adamsın o zaman. Evet. Ben durumu şöyle genelde bütün arkadaşlarımla da bunu konuştuğumuz zaman hep aynı yorumu alırım. Benim işim bu ya. Yani işim bu. Adana, Malatya, atıyorum ne bileyim Stockholm. Yani hiç fark eden bir şey yok. Ben oraya gittiğim zaman adaptasyon... En hızlı şekilde adapte olmam gerekiyor. Bunun bilincindeyim ve iş için gittiğimin bilincindeyim. Ben oraya çok böyle eğleneyim, yeni yerler keşfedeyim falan amacıyla gitmiyorsun ya zaten. O yüzden kafam da bu şekilde işliyor ve dertler, tasalar, işte set problemi, o su bu su bilmem neler onlar hep yüzeysel. Yüzeysel ki kendi sağlığıma, akıl sağlığıma, ruh sağlığıma kötü gelen hiçbir şeyi ben hayatımda uzun süre tutmuyorum. Yani problem olarak da tutmuyorum. Akşam olduğu zaman set bitti. Gerçekten ceketimi çıkarıp tamam bitti yani durumunda olduğum için. Orada da çok böyle ne çok büyüt meseleyi çok büyütürüm. İşte otel güzel tamam burada ne yapabiliriz? İşte şurası bizim alanımız olabilir. Burada yemek yerim falan gibi kendime bir yer seçiyorum. Sadece bir zamanla oturtuyorum onu ama
dediğim gibi çok büyütmem yani. Rolüne, aslında güzel bir şey söyleyeceğim. Yani rolüne aidiyeti olmayan, karakterine aidiyeti olmayan bir figür olarak görüyorum karşında şu anda. Yani şunu demek istiyorum. Aslında onun etkisinde kalmayıp, aslında bir profesyonel olduğundan bahsediyorum. Hissim bu. Böyle mi? Yoksa geriye dönüp baktığında şu anki işte dahil olmak üzere böyle bir çıktığın zaman iş bitti gözüyle bakmadığın rol oldu mu? Çok merak ettim. Oldu. Yani bitmesini istemedim. Ya da bu adam, baktığın zaman iş bitince adam bir yerde artık ortadan kalkmış oluyor ya karakter. Evet, evet, yani, evet, evet. Tabiri caizse. O duygunun iyi gelmediği, bana iyi gelmediği karakterler oldu tabii ki. Benim tatlı yalanım da sonra yaptığım işte de oldu. No 309'dayken de olmuştu. Bir de Kızıl Elma diye bir dizi yapmıştım. Orada da olmuştu. Keşke bitmeseydi bu adam. Yani şimdi nerede bu adam dediğim anı hatırlıyorum. Ama az önce bahsettiğim şey de aslında tam olarak profesyonellik değil, biliyor musun? Yani onu da şimdi kendime de bir şekilde eleştiri yapacaksam yapmam gerekiyor. Ne o? Karakterden çok kopmaktan bahsetmiyorum. Yani tabii ki akşam çıkıp onun gibi davranmak işte ya da ne bileyim, hani onun kıyafetlerini giyip bilmem, onun tavrından bahsetmiyorum. Tabii ki ondan sıyrılmak tabii ki lazım. Ama ben günün içerisinde atıyorum 14-15 saat çalışıyorsun. O karakterdesin, ezberin bilmem neyim var. Zaten ister istemez adam zaten içinde. Çünkü her an onunla ilgili bir şeyler düşünüyorsun. Ondan tamamen koptum söylenemez. Bunun formülü illaki vardır ama bende tam olmadığı için kaçıyor yani. Kimseye davranışımı etkilemese de içimden sürekli onunla ilgili şeyler abi, düşünüyorum. O başka bir şey. Ama benim bahsettiğim şey daha yani da ortama adapte olmak veya işte meseleleri setle alakalı. Yani orada bulunuş amacım çok kıymetli. Tatil içinse atıyorum hani bozulabilirim iyi gitmeyen şeylere. Ne bileyim atıyorum odam kötüdür, manzaram kötüdür. Hava ekstra soğuktur, yanıma bir şey almamışımdır. Bunlar tabii ki herkes gibi beni de gerer. Ama set başka bir şey. Orada olabildiğince iç enerjimi yüksek tutmam gerekiyor. Yani bu herkese yansıyacak bir şey ya. Ahmet'e, Mehmet'e, kim olursa. Hem set içindeki ekip arkadaşlarıma hem oyuncu arkadaşlarıma yansıyacak. Bu beni, bende artık 11 sene, 10-11 sene oldu ve bir refleks haline geldi yani. Onların yüzünün gülmesi gerektiği için ben meseleye daha yüzeysel bakıp, yani çok duygudan arınarak bakıp meseleyi çözebilecek profesyonellikte zamanını getirdi sana. Profesyonel işin burasında yani. Şimdi genelde çekimlerde yani konukları tabii önceden tanıyorsun ya da izliyorsun, fakat şu face to face durumu, one to one durumu farklı. Görünce merak ettiklerimi daha çok sormayı da seviyorum. Şimdi baktığım zaman sana, abi bu adam diksiyon çalışmış, ses çalışmış. Yani hissim bu. Bilmiyorum izleyiciler oradan ne algılıyor. Ben buradan bunu algılıyorum. Soralım, ne algılıyorsun? Fiziksel anlamda zaten o tarz latifelere girmek istemiyorum. Boy, fit olmak, sporu zaten düzenli yapıyorsun. Ya gir Allah aşkına, ne olacak? Sarç, yabancı imaj, mıyız? Gir. Ha. Bak yakın şurada. Neyi oyunculuğun gerektirdiği veya daha iyi yapabilmeni sağlayacak birikimleri kendine katmışsın bu söylediğim anlamlar içerisinde. Fakat bu pastada iyileştireceğin, daha iyi oynamak ya da çalışmak, o çok çalışarak gelişebilecek bir şeydir. Ona girmiyorum ama bu temel olarak eksik dediğin bir şey var mı? Yoksa sen, hayır ben temelleri yaptım ama büyüteceğim, geliştireceğim mi diyorsun? Çok merak ediyorum. Çok güzel bir şey söyledin. Tamam, oyunculukla ilgili işte o sonu olmayan, bitmek bilmeyen diye hep adlandırdığımız, her zaman dahisi vardır dediğimiz kısmı ayırarak sordun. Orayı zaten evet ayıralım yani. Onunla ilgili hakikaten yarın başka bir şey, bir sene sonra başka bir şey. İşte Londra'ya gittim başka bir şey. Aktör stüdyoya gittim başka, eminim. Yani bunlarla ilgili çok eminim. Hep bir adım sonrasını istiyorum. Orası ayrı tutarak. Tabii ki var ya, set içinde de yani bu halletmeye çalıştığım, daha doğrusu en azından yoluna girdiğim, artık o güzergahta olduğum birçok konu var yani. Ben setin işleyişinin hep güler yüzle, çok çok daha keyifle, çok daha motive bir şekilde ilerlediğini görüyorum. Hep gördüm yani bunu. Ama ne zaman ki mesela işte atıyorum senle ben aramızda bir problem oldu. Bunu uzattığımız takdirde işte ekibe, sahneye, işte paydos saatimize kadar hakikaten etkiliyor yani. Doğru. Bunlardan arınmaya çalıştığım zaman aslında bakıyorum ki totalde 2 saat daha önce atıyorum
kız arkadaşımı görmüşüm diyelim. Veya işte bir daha mutlu gitmişim falan gibi şeyleri üst üste koyup aslında işte setin içerisindeki takım kaptanlığı misyonunun ne anlam ifade ettiğini çözmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili de birçok iş tecrübem dahilinde o kısımları tamamen oturtmaya çalışıyorum ki set içerisindeki bütün bu problemler işte senaryo ile ilgili olabilir, sahne ile ilgili olabilir veya işte ne bileyim biri ezber olmaz bir şey olur. Yani buraları bir şekilde halledebilmek yani. Motivasyon kaybetmeden. İşte o bir şeyi unuttuysa ne bileyim bunu nasıl yaparsın? İlk akla gelen o senin sahneni kesti, ezberi yok. Nerede senin ezberin? İlk akla gelen ama o orada karşıda ne yansıması olacak? O çok kıymetli yani. Çünkü tamamen iç enerjimizin yüksek olmasıyla doğru giden bir şey ya bu. O yüzden daha insanı, karşımdaki insanı anlamaya çalışan veya ekibi anlamaya çalışan bir ruh haline bürünüp orayı biraz güçlendirmeye çalışıyorum. O çok kıymetli bir şey yani. Onların mutluluğu nihayetinde benim mutluluğum olduğunu anladığım an ben buraya girdim zaten bu yola. Gerçekten yani aslında bakarsan hani ikimiz şimdi kameraları kapat şunu söylerim yani. Gerçekten bu arada bana hizmet eden bir yerde de bir şey bu. Hani onlar mutlu olsun gibi bir şey de değil. Yani o yalan yani gerçekten beni etkileyen bir şey. Win-win bir durum var. Aynen doğru, öyle. Doğru. Aynen öyle. Şu an izleyen çalışanlar sevinç çığlıkları atıyor yani. Etkileniyor yani. Güzel mesajlar gitti. Yok onlar biliyor zaten ya. Yani çok artık bu durumla ilgili çok şey yaşandı, oldu, bitti falan. O yüzden biliyorlar. Gönül rahatlığıyla da söylüyorum yani. Onların buradaki kolektif meseleden haberdar olan oyuncuları tabii ki seviyor olması çok normal bir şey yani. Çünkü onlar ve biz diye bir şey aslında yok yani. Herkes ne yapıyorsa birbirini etkileyen şeyler yapıyor. Ben moralim bozuk, onu etkiliyorum. O yaparsa da beni etkiler. Tabii. Bunu biliyoruz. Bildiği yani bunu anlatıyorum ya da hani kendimi nasıl anlatıyorum sette? Bunu anlatıyorum ara ara bu direkt olarak bu cümlelerle değil ama tavırla, üslupla bunu anlatıyorum. Sonrasında ortaya çıkan sonucu zaten görüp idrak eden adam kıymetli adam zaten yani. Challenge'a geçeceğim. Bu challenge ne olduğunu ben hiç bilmiyorum ya. Bununla alakalı Furkan Palalı'nın ne durumlara düşeceği şu anda. Heyecanla bekliyoruz. Hazırsan başlamak istiyorum. En son en çok istediğin şey neydi? Pandeminin bitmesi. Vay güzel. En son... Kaçırdın mı bunu? En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Dayımı kaybettim pandemide. Odur. Peşin sağ olsun. Teşekkür ederim. En son en çok neye şaşırdın? Tanıdığım insanlara şaşırıyorum yani genelde. Eylemlerine. Eylemlerine, davranışlarına. Beklemediğim yerlerden gol yediğim zaman şaşırıyorum yani. Şey yapmam lazım. En son en çok neye hayır dedin? Vallahi en çok şeye hayır diyorum ya. Bana sürekli böyle bir hadi bundan da ye, hadi şundan da al. Bak tatlı çok güzel. Ya bir parça alsana. Şundan bir şey olmazlara hayır diyorum yani. En çok onlara hayır diyorum. Olur mu onlardan bir şey? Olmaz diyorlar ya yani bir tane alsan. Ne olur, olur ki? Tabii ki yani. Olur. Olsa kırar mıyım Allah aşkına? Bak buradan söylüyorum. Arkadaşlar böyle bir şey olsa zaten ben kırmam sizi yani. Söyletmem bile. Alırım bir parça. Hiç uzatmam ama hakikaten oluyor. Sinir bozucu ya. Oluyor. Evet evet. Sinir. Vallahi gram hesabı yapıyorum. Bir şey şöyle bir tayfa var. Onu da buradan söyleyeyim artık ya. Yeter vallahi biraz daha yaklaşıyorum şuraya. Şimdi gerçekten kalori hesabı biraz deli işi yani. Hani özellikle diyetin en son kısmındaysan deli işi. Onunla alakalı ya bundan bir şey olmazı arkadaşlar bunu artık söylemeyelim. Lütfen. Yani bir şey öyle değil, öyle bir şey kereden değil bir şey yani. Olmaz gibi aslında evet, yani. Evet yani. Onu lütfen ama yapmayın. Bu nasıl yaşanır? Ya bir şey söyleyeceğim. Hayattan bazı lezzetleri kaçırdığını düşünüyor musun? Ya sen görmüyor musun ben nasıl eğleniyorum? Hiç öyle bir şey değil. Onunla alakası yok. Yok mu? Ne zaman hamburger yedin yani. En son? 9 sene önce... Yok şaka yapıyorum. Gerilim yaşadım şu an ya. Böyle bir şey olamaz. Yok yok o kadar değil. Lahmacun vesaire vesaire. Tabii tabii o kadar abartıyorum. 7 sene falan olmuştur. şu an nasıl trollüyorum ya. Böyle... Kardeşim 6 ay 7 ay mesela arada sürprizler yapıyorum tabii ki. 6-7 ay mı? Evet. Sen nasıl mutlu olacaksın? En son dün yedim desem mesela ona mı şaşırmayacaksın? Ben niye mi? En son neye şaşırdığımın cevabını sürekli bana hatırlatmandan şimdi konuşamaz oldum ben. Ama orada ben ısrar etmiyorum canım. Ben şaşırıyorum sadece. Tamam. Yani ilginç. Değiyor mu? Görmüyor musun diyeceksin şimdi de değmiyor mu?
Ya onu bile yapmıyorum yani. Bunlara gerek yok. Çünkü o hazır zaten. Değmiyor mu kardeşim bu? Rahatlıkla kahvemi içerken değmiyor mu? Sen söyle diye. Yok çok... be oğlum yani. Değil mi? Ona geçiyor ya. Yok be oğlum. Değiyor tabii ki. Değiyor. Buna başladığın zaman vücudunun bir ritmi var ya. Yani senin bildiğin, kendi şu an bildiğin bir ritmi var mesela. Ne zaman atıyorum, ne yersen nasıl reaksiyon alırsın? Sen biliyorsun bir şekilde. Bu sende kodlu. Çalışmasan da biliyorsun yani işte hani atıyorum metabolizmanı ne hızlandırır, yeşil çay mesela sabah falan gibi ufak da olsa bu kulaktan dolma bilgiler hepimizde var ya. Ben şimdi bunları detaylı yaptığım için neyin beni rahatsız edip etmeyeceğini biliyorum. Yani ben o hamburgeri yerken sadece Allah kalori demiyorum yani. Benim sonrasında vücudumda yaşatacağı. Artık zamanla rahatsız olmaya başlıyor alıştığın için. Gerçekten o yağını evet. biliyorum, işte o sosunu bilmem nesini biliyorum, ekmeğin bendeki handikapını biliyorum, sonra mideme yaşatacağını biliyorum falan. Bir yani yemek konularında sıkıcı bir arkadaş mısın sen acaba? Olabilir mi öyle bir şey? Yemek konusunda mı? Sıkıcıyım. Yani senin alıp takılınmaz yani. Hadi gidelim şunu da şunu ye. Yani, bir akşam fut yani oradan. Şöyle şimdi tabii ki erkek ortamında mesela atıyorum ne kokoreçe gidelim falan diyorlar. İşte aha. ben gece gelirim ikide, gece ama ikide. Yani ben gelirim ama yemem. Tanıştığın kız mesela dedi ki yani eğlenmek kız. Çok seviyor mesela şey işte yemeği içmeyi tatlıyı falan metabolizması öyle çalışıyor ki yedikçe kilo almayan bir kız. İlginç bir tarif evet. yapıyormuş. İsim neydi onun arkadaşın? Yani mesela ne yaparsın? Sırf bu durumdan ötürü hatta soruyu daha da şekillendiriyorum çok merak ediyorum. Sırf bu durumdan ötürü gol yediğin olmadı mı? Oldu oldu. En kötü data'nın buradan çıkardı. Oldu. En çok onu şaşırdım yani. Sen bu adamı bırak sırf yemek mevzundan dolayı şey yap yani. Şöyle bir şey. Takılıyorum. Ben ya. Şimdi tabii ki fix yediğim şeyler olduğu için karşı taraftaki yansıması da şey yani hani yine mi yani yine mi yulaf yine mi yumurta falan. Bunun bir seçim olduğunu düşündüğü an ben mesela ben ona şaşırıyorum. Gerçekten bak o kadar anlatıyorsun. O kadar anlatıyorsun ve görüyor, sonucunu da görüyor, sebebini görüyor, ne yapmaya çalışıyorsun görüyor. Diyor ki yani seçim zannediyor ya onu yani seçim değil o bir zorunluluk artık yani. Bu bir başka bir mesleğin başka bir zorunluluğu ve oyunculuğa entegre edilmiş hali. Bunu böyle gördüğün zaman güzel güzel sen kokoreçini yersin, ben yulafımı yerim tartışma çıkmaz. Bir akşam yemeğinde 3 tane hamburger yemek zorunda kalacağın kadar aşık olasın. Desem ne olur acaba? Çok ayıp edersin. Çok ayıp. Şimdi, büyük beddua çok değil ayıp edersin. Beddua. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Bu yarışma 2011 dönemi Türkiye sonra dünya yarışmasını kazandığım zaman bana şöyle bir soru sordular. Ne sırada ne var dediler yani. Hani aslında sırada aslında bir şey yok ki yani. Daha ne olabilir? Ben de uzay dedim yani anladın mı? Uzayda da birinci olurum diye mesela manşet atılmıştı yani. Ama bu çok aslında küstah bir cümle ya. Okuduğum zaman ben bile başka biri olsa sen kardeş hayırdır dersin yani. Ben de kendime dediğim ama öyle olmadı. Sonra da o dönem tabii ki imkanlarımız dahilinde çıkıp da öyle bir tekzip falan da Twitter, Instagram falan öyle şeyler de çok yok. Belki ben de o kadar zaten tanınıp da hani bir şey daha söyleyeyim bir geri bildirim olsun falan gibi durum da olmadı. Öyle gitmişti hatta yani. Ne kadar burnu havada falan demişlerdi, yazmışlardı yorumlarda. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Soru soruldu, bana orada gol atıldı. Yani bu zaten yani gazetecinin içinde var. Orada bir suçlamıyorum da ama ben ondan sonra hep dikkat etmeye çalıştım. Hani uzayda dedikten sonra gülmüyorum. Daha ne olsun işte oldu. Çok, çok teşekkürler diye mütevazılığa iten, hani fazla mütevazılığa iten cevaplar olmaya başlıyor. O da fazla, bu da fazla. Ortasında işte şu sohbet yakalanacağı zaman inan seninle zaten yapıyor olmam da bana söylediklerinde şu muhabbeti, şu diyaloğu kurabileceğim, o sohbeti yapabileceğim ve gerçekten zaman akarken kaydoluyor mantığıyla oturdum buraya yani. Yoksa bana çok ciddi, çok böyle hiç hazırlıksız ve ezbere sorulardan ve tutumdan zaten hoşlanmıyorum yani. Artık hoşlanmama hakkımın da olduğunu düşünüyorum yani zahmet, bu kadar evet. zamandan sonra. O yüzden teşekkür de ederim kardeşim sana biz özellikle. Vallahi çok güzel oldu. Boşlukları doldurur musun kısmı? Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu 3 nokta. Çoğu kişi beni göçmen biliyor ama değilim. Var böyle Arnavut postuna bir şey. Evet, var ama şey. Yok. Konya'dayım aynen. Evet öyle falan tam diye tamam. Tam o anda. Nokta nokta olmuştu ve heyecanımı tutamamıştım içimde. Fenerbahçe maçlarında genelde böyle ortamda kim olduğu ve çok
ilgilensem de davranış biçimimi kontrol edemediğim anlar oluyor. Böyle bir çok ciddi insanların olduğu bir masada gol attığım zaman hani şeyden Güngören'de bir kafede maç izliyormuş gibi büyük bir reaksiyonla kalktığımı hatırlıyorum yani. Vay. Sadece nokta nokta anlarımda huysuz olurum. Çok erken setim varsa, çok erken sahnem varsa bak o ilk sahnede huysuz oluyorum ya. Yani hani sen dedin ya her şeyi belki evrildin mi ya da başladın. Hı hı. Bu mesela belki de evrilmesi gereken bir yerdir. Evet. Ama sabah yani daha ben hani ben ayılmadan anladın mı? Hani Furkan Palalı daha hani hadi falanlardasın ve Fikret'in aksiyonunu, reaksiyonunu düşünebilecek bir durumda olmuyorsun yani anladın mı? Hani o sadece bir öyle bir durum. Oralarda çok... Mutluyken bana nokta nokta demek tadımı kaçırır. Mutluyken bana... Mutlu musun? İyi misin? Ya iyisin değil mi? Gibi sorular benim tadımı kaçırır. Yani bunu yani görüyorum bir de duyayım vardır ya yani o biraz fazla gelir bana ya. Görüyorsun işte eğleniyorsa ya, iyi misin ya? İyisin değil mi falan. Tamam kardeşim iyiyiz işte ya. Hadi bırak yani şu an beni oradan kopardın aldın yani yapma. Onlar mesela beni hakikaten huzurumu kaçırıyor. Tadımı kaçırıyor. Ne tepki vereceğini, ne cevaplar vereceğini, ne yapacağını çok merak ettiğim bir bölüme geldim. Ben de şu an merak ettim kardeşim. Sadece o bilecek. Başlığımız bu. Yani bu konseptin başlığı sadece o bilecek. Kendini affettireceğin bir andasın şu anda. Seni dinliyor. Anlatır mısın? Anlatmam ya. Ben kapattım eski defterleri. Öyle mi? Öyle yani. Hani bir şey mi biliyorsun? Öyle bir söyledin ki bir düşündüm. Boşa düşürdün beni ya. Öyle falan. Yok tabii ki öyle. Yani şu an geriye dönüp baktığımda benim özel hayatımla alakalı pişman olduğum hiçbir şey yok. O sürprizi gerçekten anlamamıştı. Sence neden? Oldu mu böyle bir şey geçmişte hiç? Sürprizi mi? Oldu. Neden anlamadı? Heyecan yaptı. Çok sürpriz yapar mı biri misin? Sürpriz sever misin? Az yaptığımdan heyecan yapmış olabilir mi şimdi? Öz yaparım. Tadında yani. Çok böyle ne? Sürekli yapmam yani. Nasıl bir şey olur acaba? Merak ettim de neyse. Nasıl bir şey olur? Kıymetli şeyler olur kardeşim. Onu da bir dahaki programda diye. Evet. Asıl vurucu. İzleyicilerin böyle kitlenerek hiç kalacağı bir... Hiç belli etmem ama gerçekten çok yani duygusal bir tarafım vardır. Onu çok bana geçiren, çok hissettiğim ilişkimde romantik olurum yani. Bak ses geldik bile zaten evet, değişti. Peki o zaman tam soru. Söylediğinin üstüne gelebilecek bir soru. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Tarif edemem işte. Hayır ben şöyle. Tarif edemem işte. Yani tarif edemiyorum yani. Peki dönüştüreyim o zaman. O sevginin tarif edemeyeceğin o sevginin sendeki yansıması ne oluyor? Onu da tarif edemiyorum. Şöyle yansıması şöyle oluyor. Ruhum gülüyor. Daha somut bir şeyler bekliyoruz ya. Can suyu gibi. Enerjim çok yüksek oluyor yani. Çok yüksek. Anladın mesela mı? Sabah erken uyandığında yansır mı o? Sabah erken uyandığıma bile yansıyor ha, gerçekten. O mesela atıyorum şimdi ben çift antrenman yapıyorum. Hı hı. Ve set ciddi yorucu bir tempo. Orada böyle hayıflandığım noktada mesela hani şu oluyor bak şu. Anladın mı? Aydınlanma yani. Güzel tamam. Sever misin? Güzel, motivasyon. Büyük motivasyon yani. Güzel. Ve çok ihtiyacım oluyor öyle şey. Güzel severim yani. Güzel severim. Konuşmanın başında belki başlamadan önce... Çok sevmedim yani. Çok sevmediğim için onu böyle şimdi güzel mi sevmiştin falan gibi şeyler düşünür müsün? Az sevdim yani. Şimdi... Çok güzel sevdim, öz sevdim yine. Programın başında ya da başlamadan önce sana söyleyeyim bir şey vardı. Bir şeyi çok merak ettim diye geçmişten kalan. Ben soracağım. Sormak tamam. Çok istiyorum. İçimde kalsın istemiyorum. Tamam sen sor bakalım. Üzerine konuşuruz. Genelde... Böyle oturan konuklara özellikle onu nasıl sevdiğini tarif eder misin veya sevgi veya aşk konularını konuştuğumda zaten soru içeriklerinden anlayacağın üzere bir isim çıkarmak, senin özel hayatını deşmek, magazin umurumda değil. Ama değil, farkındayım. O insanın yani şu anki senin o aşkı yaşama şekli, duygusu, ondaki hissi, onu tanımlaması
geçmişinde varsa o hikayede kendisinde yarattığı intiba. Bunlar benim çok merak ettiğim şeyler ve bunları irdelerim genelde. Şunu soracağım. Umarım yani istediğim şekilde sorabilirim. Geçmişte bir bölümde her şeyi yakıp yıktığın jeoloji mühendisliği sürecinden bahsediyorum. Şöyle ifade ediyorsun, tam olarak aklımda olduğunu söyleyeceğim. Hani bir şey vardı, aşk hikayesi var orada. Dolayısıyla defterleri kapattım, her şeyimi yakıp yıktığım bir süreç. Böyle az önce kendine tarif ettin ya, insanlar beni hani şey genelde amiyane tabiriyle ya bu da çok çapkındır ya da şöyledir. Aslında duygusal derinliği de olan bir adamsın. Ya ben oradaki o duyguyu ben dinlemek istiyorum ya. Yani orada yaşadığın duyguyu biraz konuşmak istersen çok özel olabilir. Ben sadece sormuş olmak için ya yani kendime neden beni değiştirmeye evet. itecek duygu mu yani? Evet, evet. Şöyle bir hayal kuruyorsun, bir plan program yapıyorsun. Tabii o yaşlarda hayallerin aslında ne kadar ütopik olacağını bilmediğin zamanlar. Ne demek o? Ya şimdi 20'li yaşlarda, 21'li yaşlarda ne kadar uzun vadeli bir plan yapabilirsin ki aslına bakarsan? Yani daha hayatını kazanmamışsın, yön vermemişsin vesaire. O işte belki de bir körü körüne bir bağlılık durumu. Bir program yapıyorsun ve buna değeceğini düşünüyorsun. Tamam mı? Yani çok anlıyorum. O yüzden yapıyorsun zaten. Sonra bakıyorsun ki aslında sen nelerden vazgeçmişsin aslında. Yani benim bahsettiğim şeyler sonuçta hayat üzerine, yani yaşayacağın yer, iş güç falan. Yani bir program yapıyorsun. Beraber ortak yapıyorsun. Bir bakıyorsun ki sonra bunlar aslında çok kıymetsiz hissiyata geliyor sana. Çünkü davranış biçimi hiç alakası yok yani. Sahip çıkmak ilişkiye, ne sana saygı duymak gibi çok büyük bir duygu. Onun da işte yansıması, diyorsun ki ya kardeşim o zaman ben neden her şeyi dizginledim? Neden bunları yapmadım? Bunları yapmadım da ne oldu? O zaman demek ki aslında kendimi önce düşünmem gerekiyor yani. Ben gerçekten kendimden fazla düşünürdüm yani insanları. O bir derstir yani bana. Önce can yani. Orada bir ben kendi hayatımı bir kontrol altına alayım, bir idame ettireyim, istediklerimi yapabileyim. Zaten o bir karakter çıkarıyor ya ortaya. O karakteri anlayan, benim de beni anlayanı anladığım bir durumda zaten beraberlik olur yani. Çok üzülmüş müydün? O dönem tabii ki üzülmüştüm. Üzülmüştüm ama sonrasında zaten ben değiştirdikten sonra tekrar zaten görüşmüştük yani. Ama zaten işte kopuyor bir şeyler yani. Değil mi? Kopuyor yani. Kopuyor mu gerçekten kopuyor, ve bitebiliyor kopuyor. Mu o yoğunluk bir gün gerçekten? Bitiyor. Yani çünkü ya bu problem benim bahsettiğim örnek, genel olarak bütün ilişkiler adına konuşuyorum. Aha. Arkadaşlar bir gün bitiyor gibi bir şey söz konusu değil de. Değil senin. Benim yaşadığım hikayede o kadar çok şeyden vazgeçiyorsun ki sonrasında karşılığında o kadar tezatı bir davranış biçimi oluyor ki sen bu sefer tamamen artık rota değiştiriyorsun kafanda. Bir süre sonra kalbinde de aslında. Yani buradaki rota tamamen değişirse, 180 derece dönerse bir gün buraya da yansıyor. Bununla ilgili biraz kesin konuşabilirim yani. Vay iyiymiş. Teşekkür ederim. Açıklamayı da bilirdim. Evet, çok mutlu oldum. Arkadaş bunca yıl geçti, hala aklımdadır. Ne saçma bir anıydı. İsim verebiliyor muyuz? Tabii. Bir aşk hikayesi. Kardeşim benim ya. Şu güzel ama enerjine bunları yapıyorum yani. Teşekkür ederim. Şimdi ben İstanbul'a ilk geldim. İstanbul'da hiçbir şey, yani hiçbir yeri bilmiyorum. Hani bırak insanların beni tanıyor olmasını. Kimseyi ben tanımıyorum yani. Bir iki akrabam var. Onun dışında insan, başka bir arkadaşım falan yok. Bir tane arkadaşım vardı. Neyse uzatmayayım. Bir görüşmem var. Yıl 2011. Bir görüşmem var. Pardon ya da 2010 olabilir. Neyse orası çok önemli değil. Bunu tartışsak ya şimdi. 2010 muydu falan. Bir görüşmem var. Mecidiyeköy'e gideceğim. Mecidiyeköy'de Şişli Emniyet Müdürlüğü, tamam mı? Lokasyon. Orada onun yakınında bir yer. Görüşmeye gideceğim. O dönemde hem modellik falan da yapıyordum. Orada bir ismini vermeyeyim. Bir tane restoran var. Daha doğrusu kafe. Bilirler yani zaten İstanbul'u bilen de. O kafede oturuyorum. Mecidiyeköy'e geleyim dedim. Orada bir kafe, o kafede işte kahve falan içerken oradan da geçeceğim. Neyse içtim kahvemi. Sordum oradan birine. Dedim Şişli Emniyet Müdürlüğü nerede? Yakın diye orada inmiştim zaten. Dedi ki şu ileride Gayrettepe'yi gösteriyor. Tamam mı? Yani ben bilmiyorum o zaman ama gösterdiği yer şu an biliyoruz ki Gayrettepe yani. O Ali Sami Yansı'nın oraya doğru gösteriyor orada. Eyvah falan, kaçıracağım. Ben çünkü yanında diye indirdiler beni. Hemen dedi ki kaç dakikada yürürüm, taksiyle gidin gecikirsiniz falan. Taksiye atladım, hemen işte oradan U çekti, döndü gitti oraya falan, indirdi beni. Tam işte atıyorum 13 sene randevum, 12.59 falan geldim. Yana yıkılı arıyorum böyle, nerede bu sokak bilmem ne, bakıyorum falan. Allah'ım sokak yok, birine daha sorayım dedim, sordum, gösterdim. Aa dedi, ya çok dedi yanlış gelmişsin.
dedi şey karşı tarafta dedi bir taksiye bin falan. Allah Allah yakınlarda bir yerde mi dedim. Yok diyor biraz gideceksin. Sonra tekrar taksiye bindim. Taksici burayı dedim biliyor musun kesin baba. Yani bir hata daha lüksüm yok geciktim yani. Gecikmekten nefret ederim. Bir de bilmiyorum ya hani bilmiyorum ya soruyorum ki. Yani insan bana gerçekten yardımcı olabileceksen ol yoksa bırak salın beni noktasındayım ya. Yok dedi tabii ki biliyorum ben dedi 26 yıllık taksiciyim dedi attı şeyi vitesi böyle hop attı. Geldik beni bıraktı nereye? O kahvemi içtiğim kafenin önüne bıraktı. Geri. Dedim ki İstanbul. Bilmi tabii bilmiyorsun ya işte oradaki insanlar da bizde hep o şey var ya hani navigasyon veren her zaman çok emin yani. O insanlardan muzdariptik yani. Çok utanmıştım. 2011'de Best Model of Turkey yarışmasında birinci olduğumda çok utanmıştım ya. Gerçekten hani böyle bir ulan elim nerede dursa falan bilemediğim bir an böyle insanlar bakıyor falan. Hani bir teveccüh mü göstermek lazım yoksa falan aldım falan aralarda gidip geldim. O çok utanmıştım orada. Çok fena reddedilmiştim. Valla bu sorunun cevabı yani maalesef isterdim ki olsun ama çok fena reddedilmiştim. Çok fena değil ama bir reddedilme gibi bir şey söz konusu olmuştu ama o da hemen toparladı sonra bir hafta sonra zaten. O sayılmaz canım reddedilme yani öyle reddedilme mi olur? Valla yok ya kardeşim üzgünüm yani inan yok ama hani olmayacağını bildiğim, daha doğrusu o enerjiyi almadığım insanlara da mesela gitmemişim de mesela. O yüzden çok taktik sensin o zaman. Öyle bir, tabii çok analitik. Zaten bütün arkadaşlarım hatta işte yani ilişkimde de bilirler ya. Her şeyi böyle bir nedenleri sonuçlarıyla analitik düşünürüm falan. İşte bu böyle olduğu için aslında burada ve bunu bu şekilde yaptığımız zaman yarın bir günde bunu yaparsak gibi denklemlerim vardır hep hayatta. Kadınları, burada, kadınları artık tanıyor musun? Asla. Hani... Bir de böyle söyleyeyim, asla tanımıyorum ya. Kim tanıyor? Kimse tanımıyor ya. Var mı tanıyan? Yok. Doğru. Yani bu kadar sürpriz, bu kadar... Sadece şöyle, şunu biliyorum. Ne düşünmediklerini biliyorum mesela. Benim düşündüğümü kesin düşünmüyor. Yani bir tane eksik, anladın mı? Hani onun dışındaki 360 varyasyonu düşündüğünü biliyorum. Benimki hariç. Bir o akıllarına gelmiyor ya hani sanki. Halbuki o da var da onu söylemiyorlar. Ama ben söyleyenlere her zaman çok saygı duyuyorum. Yani... Hani bizim bu tek düze bakış açımızı ya da böyle olayı uzatmadan basite indirgeyen halimizi anlamaya çalışan kadına çok büyük saygım var. Çok, sevgim var mı? Çok var, çok. Sen şey dedin ya hani burada hiç amacım dedin magazin falan değil falan hani öyle bir isim dedin şey yapma. O yüzden ya ben söyleyecektim isim aslında ama öyle olunca da vermiyorum. Ha, yani. Baştan sona trollendim ya. Kapanış sorumuza geldik. Tamam. Bu zordur kesin ya. Kesin var ya zordur. Soruların çok iyi oğlum. Hani bu samimiyette söylemek istedim. Teşekkür yani. Ederim. Yani hani resmi değil de soruların çok iyi oğlum ya. Teşekkür vallahi ederim. Aynen. Uyandım ben sabah senden iki doz alsam ilk saniye canavar ya. Onu da söyleyeyim valla. Teşekkür ederim. Senin de cevaplar aynı şekilde kaliteliydi. Teşekkürler. Dilediğin kişiye, dilediğin soruyu. 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ne sorardın? Fahrettin Koca'ya pandemi ne zaman bitecek? Sayın Bakanım derdim herhalde şu süreçte. Vay güzelmiş. Çok zor olanı çok güzel geçtin ya. Ya. Vallahi billahi. Ya. Bakın hanımefendi bile orada artık artık bir seyirci daha kazandım orada. Teşekkür ederiz. Ne demek ağzınıza sağlık. Sen sağ ol kardeşim. Vallahi güzel yüreğine sağlık. Sağ olun. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esenlik Hanım. Bay bay.